Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda birlikteyiz. İlk başta söyleyeyim, izlemek istemeyen arkadaşlar varsa beğenilmesini bırakıp kaçabilirler. Çakmanın çakması arkadaşlar. Yani gülüyorum. Gülmekten başka da bir şey yapamıyorum. Yani bilmiyorum ne anlatılır bunun hakkında. Arama yapamıyorsun arkadaşım, onu söyleyeyim. Gelen aramalara cevap verebiliyorsun. Basit bir kutu, bildiğin ayakkabıcı kutusuna benziyor. Malı da yerden yere bulmaya gerek yok. Bunu satan arkadaşlar kesin vardır ve alan insanlar da var. Biliyorum, maddi durumları el vermediği için orijinalini almaktansa çakmasını alan arkadaşlar da vardır. Şimdiden ne diyelim, alanlara hayırlı olsun. Ha, ucuzdur. Ucuz etin yahnisi yenmez ama yiyenlere afiyet olsun diyelim. Şöyle açalım arkadaşlar. Fazla anlatacak bir şey yok bunda. Yani ben bir şey göremedim. Şarjlı. Kablosuz şarj özelliğine sahip. Şu şekil. Etiketini çıkartalım. Şuradan açılıyor. Açılırsa. Ya durduğu yerde şarjı bitmiş ya. Vay be. Şu şekil çıkıp takılabiliyor. Kordonlarını yollamışlar. Şu şekil takabiliyorsunuz. Tamam, bir de girse. İşte gördüğünüz gibi, ama açılmıyor, şarjı bitmiş. Şarj aleti şu şekil. Şöyle şu iki tırnak şuraya değerek şarj ediyor. Hafif bir manyetik özelliği var, mıknatıs gibi tutabiliyor. Bir ötekine bakalım. Ötekinin belki şarjı vardır. İki tane sipariş verdik biz. Yani isteyenlerden ziyade yok dememek için ucuz mal. Mecburen verdik siparişini. Her iki tarafa da çıkabiliyor bu sayı. Girip çıkabiliyor. Bir beyazını, bir de rose gold dediğiniz rengi getirdik. Bunun şarjı yok maalesef. Buna bir şey yapamıyorum. Ha, bu arada arkadaşlar, abonelikler için teşekkür ediyorum. Şu da Rose Gold denilen. Ha, bunun şarjı varmış. Menüye bakabileceğiz. Mickey Mouse bizi karşıladı arkadaşlar. Saat göstergesi var. Yani saat olarak gayet güzel kullanabilir. El feneri var demiş ama el feneri şu şekil. Bluetooth. Sesler var. Sesi kapatabiliyorsun. Hesap makinesi var. Bak, okulda işe yarayabilir. Yani saat olarak kullanılabilir herhalde ya. Doğru hesaplıyor mu ki? Bir ona bakalım mı? 2 çarpı 2 eşittir 4. Doğru hesaplıyor. Başka ne özelliği varmış? Önce bilek konumuza eşleştirin diyor. Yani telefona eşleştiriyormuşuz. Ondan sonra kurcalayabiliyormuşuz. Şu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir düğme değil zaten. Şurada reset düğmesi var. Yani top dinle gibi bir şeyle reset atabiliyorsunuz. Full chat. İlginç bir şey. Aa, kalp ritim sayarı falan hep varmış arkadaşlar. Çalışıyor mu ki? Şöyle biraz tutayım da. Herhalde doğrudur ya. 68 diyor. Ama çalışıp çalışmadığını da bilmiyoruz ya. Neyse. Bir de bana kalpsiz sindirler ya. Bak, kalbim atıyor. Buradan nasıl çıkıyoruz? Şuradan mı çıkıyoruz? Şu ne işe yarıyor? Ama şu hoşuma gitti ya, Mickey Mouse. Aa.
Bayağı cix bir şeymiş. Her türlü saati gösteriyor. Ya dijital saat olarak kullanılması güzel olabilir arkadaşlar ya, bilmiyorum. Ya, o kadar da kötülemeyelim vallahi. 150 milyonluk saat yani sonuçta. Bluetooth'lu. Hafıza kart özelliği yok. WhatsApp'tan falan gelen mesajlarınızı görebiliyorsunuz. Ne bileyim. Yani konuşma yapılabiliyor. Ses gelip gidiyor. Bak. Spor şeyi de varmış. Nasıl çalışıyor? Kilometresi de var. Kilometre de tutuyor. Yani ben kızıma saat aldım ya, ona verdim zaten 300 lira. Düşün yani. Yani buna göre yani bu güzel bayağı ya. Bak takvimi var. Not alabiliyor muyuz? Notları var mı ki? Ya bunda sadece arama yapamıyorsunuz. Size öyle söyleyeyim. Gidiye kalan bütün özellikler aynı. Ama arama maalesef yapamıyorsunuz. Erkekler genelde bu mouse seçiyor. Mickey fare ve Mickey Mouse. İstediğini seç. Ama ilginçmiş yani. Başka saat çeşitleri var mı? Hafif, o kadar ağır bir şey değil. Şarjı ne kadar gidiyor derseniz 1-1,5 gün gidiyor diye biliyorum. Ama enteresan bir şey yani. Hah, menüye bu şekil giriyormuşuz ya. Üstüne tıklayınca menüye giriyormuş. Uyku modu var, Bluetooth var. Ya ben de sizle beraber bakıyorum. Daha önce açıp bakmadım neymiş, nasıl bir şeymiş diye. Merak ettim, ilginç bir video olsun dedim. Hem keşfedelim dedim. Android veya iOS'tan seç diyor. Android'de ve iOS'ta çalışabiliyor. Onu da biliyoruz. Yani bütün telefonlarda çalışabiliyor. Bunun sıfırlaması buradaymış. BT ayarları diyor. Acaba zil sesi nasıl çıkıyor? İşte geri tuşu biraz. Sıkıntı geri dediğin zaman komple çıkıyor. Heh, sesler. Yalnızca çal diyor. Gelen arama diyor. Zil sesi diyor. Ben bir şey duymadım ama. Ses seviyesi var mı? Yalnızca titre var. Yalnızca çal var. Titre ve çal. Ya ses çıkıyor. Evet. Kesinlikle çıkıyor. Ama çözü iyi bir ses. Titreşim de var arkadaşlar. Kolunuzdayken titreyebilir. Bunda sadece gelen aramalara cevap verebiliyorsunuz. İptal et diyelim. Ve kapatalım. Yani WhatsApp konuşmalarınızı okuyabiliyorsunuz. Fotoğraf çekme özelliği yok. Kamerası mevcut değil. Yani 150 liraya uygun bence ya. Basit bir şey. Yani ister alın ister almayın arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben öylesini aldım. Ha, isteyen arkadaş varsa bir tane hediye edebilirim. Yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Hoşça kalın, hoşça kalın. İnşallah ileride düzgün bir şey tanıtırız.